Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Merve, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz başlıktan da anlamış olduğunuz gibi tuvalet iletişimi olacak. Ben tuvalet iletişimine başladım. O yüzden de ilk başta tuvalet iletişimi nedir, ben ne şekilde bir başlangıç yaptım, bundan bahsedeceğim ve bundan sonra da bir video daha muhtemelen paylaşıp onda da tecrübelerimi ve son aşamasını paylaşmak istiyorum. Öncelikle tuvalet iletişimi nedir, bundan bahsedeyim. Ben şöyle bir kitap almıştım. Bu kitaptan aslında Nazlı Altaç'ı eğer takip ediyorsanız Instagram'dan, Nazlı Altaç'ta görüp bu kitabı almıştım. Daha sonra kitabı okuduktan sonra bayağı bir etkilendim ve çok mantıklı şeyler yazıyor gerçekten içerisinde ve çok güzel bir şekilde anlatılmış. Hani kitap okumayı sevmiyorsanız bile çok akıcı bir şekilde okuyup bitirebilirsiniz ve herkesin anlayabileceği bir dilde yazılmış. O yüzden çok hoşuma gitti kitap ve bu kitaptan etkilenerek ben de başlamaya karar verdim. Daha sonra da YouTube'dan farklı videolar izledim. Bu izlediğim videoları da yine linklerini aşağıya bırakırım. Eğer benim anlatımımı beğenmez ya da benim anlattığımdan anlamazsanız belki o videoları da izleyebilirsiniz. Ya da beni izleseniz bile onları da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten insan iyice araştırıp daha sonra başlamak istiyor böyle bir şeye. Öncelikle tuvalet iletişimi bir tuvalet eğitimi değil. Yani bu genelde 2 yaşından sonra bezi bıraktırmak amaçlı yapılan bir tuvalet eğitimi vardır herkesin bildiği. Bu böyle bir şey değil. Bebeklerin nasıl beslenmeye, uykuya, ne bileyim sevgiye ihtiyaçları varsa atlarının değişmesine, yani tuvalete götürülmeye de ihtiyaçları var aslında. Ama biz bunu göz ardı ediyoruz. Bebeklerin aslında doğuştan bu çişini ya da kakasını tutma yeteneğine sahip olduklarından bahsediliyor ve biz bunu bebeklere bezi bağlayarak, sürekli beze yapmasını öğreterek bunu unutturuyoruz. Bu bildikleri şeyi, doğuştan bildikleri şeyi unutturuyoruz ve daha sonrasında 2 yaşından sonra da bu unutturduğumuzu yeniden tamam artık bezi bırakıyoruz, gel tuvalete gidiyoruz diyerek tekrardan çocuğu bu sefer de ona alıştırmaya çalışıyoruz. Bir insan vücudunda iki çeşit kas varmış ve bu kaslardan bir tanesi istemli kas, istemli bir şekilde çalışan kaslar, birisi de istemsiz çalışan bir kasmış. İstemli çalışan kasımız, mesela diyelim ki çocuğun çişi geldi, çok az da gelse tutuyor onu, ilk başta yapmıyor, bekliyor. İşte ağlıyor, size aslında bir sinyaller veriyor, beni tuvalete götür demek istiyor. Ama daha sonra biz çocuğun hani tuvalet ihtiyacı olduğunu düşünmediğimiz için işte karnını doyuruyoruz ya da ne bileyim gazı vardır diyoruz ya da uykusu gelmiştir diyoruz. Çocuk ağlamaya devam ediyor, bir süre sonra unutuyor çişi geldiğini. Biraz daha tutmaya devam ediyor. Biraz sonra tekrar bir uyarı geliyor ona. Tekrar çişim geldi, beni tuvalete götür diyor. Yine biz onu başka bir şeylerle oyalamaya çalışıyoruz. Daha sonra en sonunda mesanesi tamamen dolduğunda bu istemsiz olarak çalışan kas mesanenin boşaltılmasını sağlıyor. Yani bebek artık altına çişini ya da kakasını her neyse yapmış oluyor. Aslında bebek ilk başta bize uyarıları veriyor. Beni tuvalete götürüp beni tuvalete götür diye. Ama biz bunu göz ardı ettiğimiz için çocuk altına yapıyor ve bu durumdan rahatsız oluyorlar aslında. Ve mesela özellikle ilk yeni doğan döneminde bunu fark edebilirsiniz. Bebeğimiz her altını açtığımızda çişini yapar genelde. Özellikle erkek çocuklarından bahsedeyim. Her altını açtığında çişini yapar. Aslında bu bebek onu tutuyor tutuyor. Siz altını açtığınızda tamam artık çişimi yapabilirim diye düşünerek yapıyor. Mesela siz o anda onu bir lazımlığa ya da lavaboya ya da bir klozete bir yere tutsanız oraya yapacak. Aynı şekilde kakası için de bu geçerli. Bebek aslında kendini kirletmeme içgüdüsüyle doğuyor bebekler ve kendini kirletmemek için tutuyor 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 ve bundan rahatsız oluyor. Bir süre sonra yapıyor ister istemez. Siz bunu sürekli 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 çocuğu, hani hiçbirimiz, bu genelde Türk milletinde bu bilinç yoktur ve tuvalete götürmeyiz çocuğu. Biz bunu sürekli 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 altına yapmaya alıştırdığımızda istemli çalışan kası çocuklar kullanmayı unutuyorlar tamamen ve bu tamamen altına yapmaya alışıyorlar. 2 sene sonra da tekrar işte artık 1,5-2 yaşında, hangi yaşta alıştırırsanız, tekrar bezi bıraktırmaya alıştırırken de biz tekrar bu kasın çalıştırmasını öğretmeye çalışıyoruz aslında çocuklara. Yani bildiği şeyi unutturup daha sonra da tekrar öğretmeye çalışıyoruz. Bu da biraz saçmalık aslında, yani aslına bakarsanız. Ama işte bunu bilmediğimiz için böyle oluyor. O yüzden bunu yeni doğan döneminden itibaren, özellikle mesela ben şu an bebeğim 4,5-5 aya yaklaştığında bu işi uygulamaya başladım. Şu an bir haftadır uyguluyorum bu arada. Şu anda mesela artık, ilk zamanlar mesela bebeğim açtığımda yapıyordu çişini, bezini açtığımda, artık yapmıyor mesela. Çünkü bezini yapmaya alıştı demek ki. Biraz zor olur diye düşündüm o yüzden. Hani şu an biraz daha geciktim diye düşündüm. Ama bu eğitim için 0-18 ay aralığı, yani yaklaşık olarak 1,5 yaşına kadar bu eğitim verilebiliyor. Daha doğrusu bu iletişim
çocukla kurulabiliyor. Ama daha sonrası artık tuvalet eğitimine geçiyor. Yani iletişimden ziyade tuvalet eğitimine geçmiş oluyorsunuz. O yüzden biraz geç kalınmış oluyor. Ama 18 aya kadar bir bebeğiniz varsa eğer bunu uygulayabilirsiniz. Yani 5 ay aslında benim için geç değildi. Hatta iyi bile diyebilirim. İlk zamanlar bunu uygulamak biraz zor olabilir. Çünkü mesela ben sezaryen oldum ve o ağrılarla baş ederken bebeğimin altını bile değiştiremezken onu bir de tuvalete, lavaboya, oraya buraya tutmak şu an bile beni zorluyor bazen. Çünkü bebeğim ağır bir bebek, 10 kilo oldu neredeyse. Onu tutmaya çalışırken şu an bile zorlanıyorum. O zamanlar herhalde o ağrılarla onunla uğraşamazdım. Yani yapmak istesem bile uğraşamazdım diye düşünüyorum. Bu arada ben bunu daha hamileyken almıştım bu kitabı. Yarısını okumuştum, yarısı kalmıştı. Daha sonra tamamen bitirdim ve bir tane de lazımlık da aldım bunu bitirdikten sonra. Ama bebeğim şu an lazımlıktan yani tam oturmayı bilmediği için muhtemelen ona oturttuğumda ben tuttuğum zaman korkuyor. O yüzden ben de onu şu an klozete tutarak bu iletişime başladım. O zaman korkmuyor. Bir sıkıntı olmuyor yani. Bunun dışında mesela bu kitapta her şey çok detaylı anlatılmış. Annelerin tecrübelerine yer verilmiş. Çok güzel bir şekilde her şey gerçekten detaylı bir şekilde anlatılıyor. Bebekleri tuvaletin ne zamanlarda tutabiliriz mesela? Bunu da ilk başta hani bebeğiniz normalde ağlamasıyla bir şekilde aslında belli ediyormuş bebeklerimiz bunu. Ama biz anlamıyoruz maalesef. Ben de şu an çok çok fazla anladığımı söyleyemem. Bah hani kakası geldiğinde tamam bir ıkınma söz konusu olduğunda anlayabiliyorum ama çişinin geldiğini çok sık çiş yaptığı için anlayamıyorum ona verdiği tepkiyi şu anda. Belki ileride anlayabilirim bilmiyorum ama ne zamanlarda özellikle bebeğinizi tuvalete tutabilirsiniz? Evrensel zamanlar var bununla ilgili. Yani aslında hepimiz mesela biz de yatmadan önce tuvalete gideriz ya da uyandığımızda sabah tuvalete gitme ihtiyacı hissederiz. Bunun gibi zamanlar. Evrensel zamanlar nelerdir? Bunlardan bahsedeyim. Birincisi uykudan uyandığı zaman. Uyku sırasında bir ADH hormonu, antidiüretik hormon diye bir hormon salgılanıyormuş. Bu bütün insanlarda, bizde dahil, bizde de var. Bu sayede gece rahat rahat uyku uyuyabiliyoruz ve tuvalet ihtiyacımızın geldiğini uyandığımız zaman hissedip karşılama ihtiyacı hissediyoruz. Bu bebeklerde de böyleymiş. Biz mesela normalde bebekler sürekli gece altına yapıyor diye düşünüyoruz ama aslında onlar uyurken değil, uyandıkları sırada altını yapıyorlarmış. Mesela yeni doğan döneminde bebekler geceleri çok sık uyanır. Çünkü mideleri çok küçük olduğu için yiyor. Sonra işte çişini, kakasını her neyse yapıyor. Yine karnı acıkıyor. Aslında biz sürekli karnı acıkıyor bebeğin diye düşünerek çocuğu öyle düşündüğümüz için uyandığını zannediyoruz. Ama aslında onlar bazı zamanlarda çişi geldiği için ve altını ya da kakası geldiği için altını kirletmek istemediği için uyanıyorlarmış. Mesela işte bebek uyanıyor, emziriyoruz, tekrar uyuyor. 10 dakika sonra tekrar uyanıyor. Aslında çişi var. Size hani benim tuvalet ihtiyacım var demek istiyor. Ama biz acaba bu çocuğun ne derdi var? Sürekli uyanıyor diye düşünüyoruz ama hiç tuvalete götürmek aklımıza gelmiyor. Aslında bunu yapsak çocuk rahat bir şekilde uykuya devam edebilecek. Ama maalesef bilincinde olmadığımız için bu işin o zamanlarımız zorlu geçiyor genelde. Bebekler de dediğim gibi bu o hormon sayesinde aslında sadece uyandıkları zaman çişlerini yapıyormuş. Mesela uykudan uyandığında bebek diyelim ki bir önceki sefer emzirdiniz. Yarım saat sonra tekrar uyandı bebeğiniz. O sırada bir götürüp tuvalete tutsanız çişini yapsa rahatlasa daha sonra uykuya geçecek. Ama biz çişini yaptırmadığımız için uyumaya devam ediyor. Bir şekilde uykuya geçiriyoruz bebeği ama biraz sonra yine sıkıştırıyor, tekrar uyandırıyor. Yine sıkıştırıyor, tekrar uyandırıyor. En son çişini artık altına yapana kadar defalarca uyanıyor. Ama biz bunun farkında olmuyoruz. Ve bu birinci evrensel zaman uykudan uyanıncaydı. İkinci evrensel zaman da uzun süre bir yerde oturmak durumunda kaldıktan sonra. Diyelim ki bir yolculuğa çıktınız ya da bir mama sandalyesinde işte mamasını yedirdiniz falan filan. Bu süreçlerden sonra tuvalete tutabilirsiniz bebeğinizi. Üçüncüsü banyo zamanında. Banyoda genelde su sesinden dolayı her insanın tuvalet ihtiyacı gelir. Bu yüzden de banyo zamanlarında da bebeğinizi tuvalete tutabilirsiniz. Dördüncüsü bez değiştirirken. Zaten ilk 3 ay bebekler kendilerini kirletmeme içgüdüleri güçlü olduğu için bezleri açıldığında çiş yapıyorlarmış. Tuvalet iletişimine alışmış bebekler de bezlerine çiş yaptıklarında idrar torbalarının tümünü boşaltmıyorlarmış. Mesela şu an ben bebeğimde bunu fark ediyorum. Diyelim ki çok fark etmedim çişinin geldiğini ve çok az bir şey yapmış oluyor mesela. Tekrar bezini açtığımda götürdüğümde yine yapıyor. Çok az yapıyor ama daha sonra yine götürdüğümde yine yapmaya devam ediyor. Yani aslında bir kısmını tutuyor, tamamını bırakmıyor. Çünkü biraz alıştı bir haftada. Beşincisi de yemekten sonra. Yemeklerden de bir yarım saat sonra işte 15-20 dakika yarım saat sonra da bebeğin yine çişi geliyor ve tuvalete tutabilirsiniz. Ben yaklaşık yemek emzirdikten 10 dakika sonra falan tutuyorum ve o zaman da gayet güzel bir şekilde yapıyor.
Bunlar evrensel zamanlar ama bunun dışında da bebeğinizin mesela kakası geldiğini ya da çişi geldiğini eğer fark edebiliyorsanız ağlamasından ya da verdiği tepkilerden belki biraz daha büyükse daha rahat anlaşılıyor olabilir. O zamanlarda da bebeğinizi tuvalete götürebilirsiniz. Mesela benim bebeğim genelde kakası geldiğinde zaten bütün bebekler böyle bir sabit durup işte sabit bir noktaya bakıyor. Çok hareketliyse bir anda hareketsizleşiyor. O şekilde ya da ıkınıyorsa zaten direkt anlamış oluyorum. Ama çişi geldiğinde de genelde böyle bir anlık duruyor. Bir hani böyle sabit hareketsiz duruyor. O zaman genelde anlıyorum. Ama bunun dışında dediğim gibi bu evrensel zamanları takip ederek şu an bir haftadır götürüyorum. Ve benim bebeğim mesela 4 günde bir, 3-4 günde bir kakasını yapmaya başlamıştı. Şu an bir haftadır bu tuvalet iletişimine başladığımdan beri her gün kakasını yapıyor istisnasız. Sadece bugün yapmadı sanırım. İlk tuttuğumda şok oldum zaten. İlk tuttuğumda böyle bir gün önce de yapmıştı. Ben hani 3-4 günde bir yapıyor diye tuttuğum gün yapmaz diye düşünmüştüm. Ama daha ilk tuvalete tutuşumda kakasını da çişini de yaptı ve çok şaşırdım gerçekten. Şu anda da sabah uyandığında götürüyorum. Emzirdikten her emzirmeden 10 dakika sonra götürüyorum. Uykuya yatırmadan önce bir tuvalete tutuyorum. Bu şekilde böyle, bu zamanlarda şu an ben götürüyorum. Ya da banyo yaptıracaksam banyodan önce götürüyorum. Ve bunların hepsinde istisnasız çişini yapıyor diyebilirim. Kakasını da günde bir kere olmak üzere. Genelde de sabah uyandıktan sonraki seferde yapmış oluyor kakasını da. Bu şekilde şu an çok iyi gidiyor tuvalet iletişimimiz. Ama sadece şöyle bir durum var. Şimdi muhtemelen bu düzene alışmaya başladığı için de çişi geldiği zaman ağlıyor. Yani o mesela ağladığında anlamam gerekiyor ki hani eğer karnı toksa mesela ben bazen oyun oynarken ağlıyor, sıkıldığını düşünüyorum. Hani sıkıldı herhalde, o yüzden ağlıyor diye düşünüyorum. Aslında onun çişi geldiği için ağlıyormuş meğerse. Yeni yeni bunları da öğrenmeye başladım. Bu şekilde ben dediğim gibi bir hafta oldu. Bir haftadır çok iyi bir düzende devam ediyoruz. Bunun ne gibi bir artısı var? Hem bebeğin bu istemli çalıştırdığı kaslarını bu süreçte yani bezi bırakma zamanına gelene kadarki süreçte onu unutmamasını sağlıyoruz ve bu kaslarının hala kontrol edebiliyor olmasını sağlıyoruz. Bunun dışında biraz yavaş yavaş konuşmaya başladığında çişini kakasını geldiğini söyleyebilecek duruma gelmesi için de bu bir ön hazırlık gibi oluyor. Şu an bu arada tuvalete tuttuğunuzda hep belli bir ses çıkarmanız gerekiyor. Mesela ben çiş diye bir ses çıkarıyorum ya da kakasına kaka kaka gibi sesler çıkarabilirsiniz. Bunu siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Her götürdüğünüzde bu sesi, sabit sesi çıkarmanız gerekiyor ki bebek çişini yapması gerektiğini öğrensin. Daha sonra da işte biraz daha büyüdüğünde bu sesleri o da size gelip işte çiş çiş diyerek çişinin geldiğini söyleyebilir. Bu sayede İleriye yatırım yapmış oluyoruz aslında. Hem de bebeğimizle de iletişimimizi kuvvetlendirmiş oluyoruz ve onun ihtiyaçlarına karşılık vermiş oluyoruz. Bebek biraz daha rahat oluyor bu şekilde. Çünkü çişi geldiğinde ağlamıyor ya da hani sorunlu hissetmiyor kendini. Bu şekilde ben bu eğitime yeni başladım. İnşallah sonuç alırım. Daha sonra sizi tekrar bu konuda güncellerim. Bu konuda yine izlediğim videoların linklerini de aşağıya bırakırım. Onları da izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.